Polat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat var. MİPİM Gayrimenkul Fuarı'ndan kendisinin görüşlerini alacağız. Sayın Polat, hoş geldiniz. Tabii siz de burada katılan Türk şirketlerinle berabersiniz. Şöyle soralım, hangi projeyle katılıyorsunuz Piyale Paşa? Biraz projenizi bize anlatır mısınız? Piyale Paşa biliyorsunuz Kasımpaşa'da. Şu anda Türkiye'de kentsel dönüşümdeki en büyük proje, belki de özel sektörün ilk projesi, ilk uygulaması. Uzun bir süreçten geçti. Şimdi artık inşaat kısmen başladı. Biz de projeyi yabancı yatırımcıların özellikle biraz tansiyonunu ölçmek, nabzını ölçmek adına, biraz reaksiyonlarını anlamak adına burada takdim ettik. Şu anda ilgi duyanlar oldu. Beklediğimizin üstünde bir ilgi var. Görüşmelerimiz oluyor. Projenin tanıtımı amacıyla buradayız. Ben memnuniyetle görüyorum ki birçok Türk firması da burada. Meslektaşlarımız, onlar da burada projelerini tanıtıyorlar. Baktığınız vakit biraz Rusya'daki ekonomik durumların sıkıntıda olması ve petrol fiyatlarının düşmesi İstanbul'u yıldızını yükselten bir şehir yapıyor. Dolayısıyla yabancıların ilgilerini bizim Türk firmalarının yatırımlarına olduğunu da görüyorum. Bu sene İstanbul Ticaret Odası İstanbul'u sponsor olup İstanbul'u tanıttı. Beyoğlu Belediye'miz, Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu Belediyesi'yle ilgili girişimlerde bulundu. Bence Türk firmaları iyi gayret gösteriyorlar. Valimiz burada, ilgili devlet yöneticileri buradalar. Yani Türkiye'yi, özellikle İstanbullu firmalar tabii, tanıtmak için bir aile gayret gösterdiklerini görüyorum. İnşallah amacına ulaşır. Evet, yani fuarda Türkiye olarak ağırlığımızı koyabiliyor muyuz? 93 tane ülke var burada. Yabancıların ilgisi nasıl bizim projelerimize? Bence ilgileri var. O da İstanbul'un kendinden kaynaklanıyor ve proje firmaları da bence iyi firmalar koyuyorlar ortaya. Eksiğimiz ne derseniz, bence biraz daha birlikte belki bir pavyonda önümüzdeki yıllarda buluşup bir İstanbul etrafında bütün firmalar projelerini takdim etse daha efektif olur gibi geliyor bana, ama şu anda performans iyi gibi gözüküyor. Peki 2015 için, sektör için neler söylersiniz? Kurda oynaklık vardı, dolar çok yükselmişti. Talep bakımından nasıl bir yıl beklersiniz gayrimenkule? Yani doların tabii yükselmesi o bir noktada gayrimenkul yatırımcılarını hevesini kırıyor diyelim. Bir de önümüzde seçim var. Orada da bir beklenti, bir belirsizlik olduğu için insanlar bir beklentiye de girmiş vaziyetteler. Ama tahmin ediyorum ki yaz sonundan itibaren gayrimenkul sektöründeki hızı artarak devam edecek. Ben iyimserim, iyi şeyler olacak diye düşünüyorum.